Herkese merhabalar. Pazar iddia bülteniyle karşınızdayız. Ozan Gelman'la birlikte pazar gününü konuşacağız. Cumartesi olduğu gibi pazar günü çok güzel maçlar var. Ozan Gelman'la birlikte 4 maçı yine seçtik ve 4 maçı sizlerle paylaşacağız. İlk maçımız Süper Lig'de Trabzonspor Galatasaray maçı. Galatasaray Ersun Yanal'ın ilk maçında arenada 3-0 kaybetmişti. Şimdi ise çok daha kritik, çok daha telafisi olmayan viraj başladı zirve takibi ve lider takım için. Trabzonspor sürekli kadro rotasyonu var. Cezalı, sakat, her zaman 11 değişiyor. Galatasaray'da en büyük şu anda haber herhalde Melo'nun dönmesi. Evet. Ve Manisa maçında forma giydi. Çok da hazır sanki. Çok erken geldi. Çok erken geldi. Bel fıtığı ameliyatı oldu. Buna karşın Brezilya'da yatmamış, çalışmış. Maalesef bazı özellikle yerli futbolcular umarım ki ders alır bu sakatlık dönüşünün nasıl olacağına dair. Melo müthiş bir dönüş yaptı. Galatasaray için büyük bir avantaj. Bunun yanı sıra Burak'ın da dönmesi büyük bir avantaj. Bir de 2.20'lik bir oran var Galatasaray'a. Çok yüksek bence. Yani bu 10 günlük ara iki takıma da yaradı esasında. İki takımın da önemli sakatları vardı. Gerçi bu aranın başlangıcında Snyder'ın bir sakatlığı oldu. Oynayıp oynamayacağı belli değil ama bence muhtemelen oynuyor. Oynar çünkü Galatasaray'da oynarım diyen oynuyor. Oynarım diyen oynuyor ve şöyle bir şey var. En azından bir sonraki hafta içeride oynamaz. Hani bu maç çünkü belki bu maç önemli bir maç Galatasaray için. Yani Burak Yılmaz muhtemelen 10 günde artık toparlamıştır diye düşünüyorum. Semih Kaya ve Melo'nun da sakatlıktan kurtulup Manisa maçında oynaması. Semih biraz hazır gözükmedi ama Melo çok hazırdı. Yani en azından bir alternatif var artık. Artık kadroda. Trabzon tabii ki Galatasaray'ı yenmek isteyecek ama bence kadro olarak Galatasaray daha ağır basıyor. Hedefe kilitlenen lider durumda olan Galatasaray ki Pazartesi Fenerbahçe Bursa ile oynayacak. Avniyakar'da ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. 2.20'lik gerçekten güzel ve değerlendirilebilir bir oran var. İtalya Serie A'da bir derbi mücadelesi. Inter Milan 2008'lerde 2007'lerde şu videoyu çekmiş olsak zaten onunla yapardık açılışı. Inter Milan İtalya'da müthiş bir derbi var diye ama ikisi de berbat durumda. Milan kulüp satışını bekliyor. Inter Mancini ile olur dedi, olmadı. Taraf bahsi bence liste. İkisi de gol bulur diyorum. Mancini Inter'de oldu da işte o zaman ne Milan vardı ne Juventus vardı. Yani bu sene o sene olmazdı yani. Yani bütün oyuncular Inter'e gelmişti. Evet. Orada bile Roma karşısında zorlandığı dönemler oluyordu Inter'in. Mancini'nin City'de yaptığına bakarsak zaten orada bütün dünyanın en iyi futbolcuları toplandı. Son dakikada geldi şampiyon. Aynen öyle. Yani dolayısıyla Mancini bence çok çok iyi bir teknik, üst düzey bir teknik direktör değil bana göre. Bence de kesinlikle değil. Yani. Milan'a baktığımız zaman Milan şu anda sıradan bir takım oldu. Yani adı derbi sadece şu anda Inter Milan maçı. Ben karşılıklı gol bekliyorum. İkimizin de kazanmak isteyecek çünkü. Aynen öyle. İkimizin de tercihi karşılıklı gol var. Taraf pası gerçekten riskli olacak bu mücadele için ve Fransa'da haftanın maçı Lyon Saint-Étienne şampiyonluğu kovalayan, şampiyonluğu isteyen Lyon'la Şampiyonlar Ligi'ni arzulayan Saint-Étienne'in karşılaşmasını izleyeceğiz. Ben Bastia karşısında Lyon'u 90 dakika izledim. Çok zorlandılar. İlk yarı kilidi açamadılar. Daha sonra ikinci yarıda açıldı ve 2-0 kazandılar. Saint-Étienne de kötü seriyi Nantes'ı 1-0 yenerek son vermişti. İki ekip de kazanmak isteyecek. Beraberlik ikisinin de işine gelmez. Yine aynı tercihlerde olduğumuz bir maç. Yani burada Saint-Étienne açısından baktığımız zaman özellikle Mevlüt Erdinç sakatlıktan döndükten sonra Saint-Étienne'de bir çıkış gözlendi diye düşünüyorum. Saint-Étienne bence Lyon deplasmanında gol bulur. Karşılıklı gol var 521 kodlu maçta. Değerlendirilebilir. Çok güzel maçlar var dedik. Bu arada nesinde.com'a sadece üye girişi yapıp bu zevkli mücadeleleri canlı olarak izleyebileceksiniz. Onu da hatırlatmasını yapalım ve son maçımız Roma Atalanta mücadelesi. Atalanta önemli eksiklerle Roma deplasmanına geliyor. Roma'da Salih Uçan 11'e girmeye başladı. Torino deplasmanında bırakılan bir 2 puan var. Tabii şu da çok önemli. Burada müthiş bir Şampiyonlar Ligi yarışı var. Doğrudan katılım yarışı var. Birin oranı çok düşük ama ben Roma handikapı aşar beklentisindeyim. Şimdi Roma şampiyonluk yarışından kopunca, ligde de Şampiyonlar Ligi yerini Lazio'ya bırakınca bir ilk 11'de değişikliğe gitti ve Salih Uçan'ı Cesena maçında ilk 11'e koydu. 1-0 da kazandılar. Salih o maçtan sonra sakatlandı. Napoli 1-0 yendikleri mücadelede forma giyemedi. O maçı da 1-0 kazandılar. Sonra Torino deplasmanından bir birlik beraberlik geldi. Salih kadroya döndü, oynasa oradan girdi. Bu maçta muhtemelen ilk 11'de başlayacak. Çünkü De Rossi de cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ama Atalanta düşmeme mücadelesi veriyor ve oldukça fazla sayıda eksiği var. 3 tane cezası var Roma deplasmanında. Golcüleri Pinilla da yok cezalı. Roma'nın handikaplı galibiyeti 1.90'dan değerlendirilebilir.
kupon tamamlamak için sistemli banka kuponu Roma galibiyeti direkt değerlendirilebilir Atalanta karşısında diyelim ve 4 mücadeleyi konuştuk. Yine söyleyelim, son karar siz değerli üyelerimizin. Burada 4 maçı ön plana çıkardık ama tabii ki editör yorumları sayfasında Ozan Germán ve benim ve diğer yorumcularımızın kupon ve yorumlarını bulabilirsiniz. Herkese bol şans, görüşmek üzere, hoşçakalın.